Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu ikisi teng olur mu? Deb nomladigan dersimizin bugün 4. Bugünkü dersimiz takva ve hucur. Allah subhanahu ve ta'ala adam balasını yarattı ve onge kalbini verdi. Kalp insanın cesedinde poşra onunla duradı. Ana şu her bir kalbin içine Allah Teala iki teden nesanı cöleştirdi. Takva ve fucur. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Canga ve onu rasa kılıp, yaratıp, onge fısk-ı fucurunu hem, takvasını hem ilham kılıp, üretken koygen zatke kasan. Adamlar var. Günahını kıptırıp üyelmeydi. Üyelmezliğen bir çekede tursun muhtanadı. Yaman ki de kıpıydım deydi. Şunu dedi kulatıp koydum dedi. Şunu dedi kıptadı ki ne dedi kereyiz ki de ötküz vardım dedi. Muhtanadı fakirlenip. O oturup yaman içip biz maşı deydi. Dev olup kapız deydi. Nemege şuna kadar deydi. Bana hazır körüp çıkamız. Neme üçün günahını kıpıp durup üyelmeydi. Nemege fakirlenedi. Adamlar iki sınıf gibi bulunuştu. Takvadarlar, facirler. Kişinin kalbi de takva yense, o takva egelerden boladı. Kişinin kalbi de fucur eger galip olsa, facirlerden boladı. Kad aflaha men zekkaha ve kad khaba men dessaha. Der hakikat onu, öz nefsini pakilegen kişi necat taptı. Ve onu fisk-ı fucur bulan köyüp taşlayan kimse, namurat, namüd boldu. Demek, Allah Teala onun kalbine takvanı hem, fucurunu hem ilhamlantırıp koygan. Dünyaya kegende iki ala tamangi akışlıkke teng imkaniyatı var. Şimdi kim nafsını sindirip takva yol göbürse yuttu, nafsını öz halge taşlap koysa yutküzdü. Allah Teala soru yaptı. Estaizu billah. Em neş'alul lezine amanu ve amilu salihati kel mufsidine fil ard em neş'alul muttaqine kel fuccar. Biz iman keltirgen ve yakşı amallar kılgen zatlarını yerde buzgunçilik kılıp yürüyen kimseler kebi kılıp koyuyoruz mu? Ya ki biz takvadarlarını facirler kebi kılıp koyuyoruz mu? Yok buradalar. Hiç kaçan takvadar bulan facir teng bo'lmaydi. Allah'dan korkup onu hududlarda to'xtagan, yolg'iz qolganda hiç kim onu görmeyken hem de Allah'dan korkan kişi bilen günahını kohmasdan kılıp adamlardan hayo qilmasdan qilgan günahını aşkara maktanı yürüyen adam barabar bulur mu? Takvadarların fiilini köreyim. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'u özünü hamrahı bilen adetke köre Medine köçelerde tunda yürürken bir kişiye düş geldi. Soğuğudu tun. O kişinin yanında ayalı kızları vardı. Soğuğudan kilenişken idi. Ömer ibn Hattab'dan yardım soradı. Ey hayriyet Ömer'i. Cennet bilen mükafatlandıyız. Kızların ve onların anasını kiyintirgeni bizge yardım verin. Muhtaçımız Allah'a kasam, elbette yardan beresiz bizge dedi. Ömer ibn Hattab, eğer yardan vermesem ki, ondan ne boladı? Vallahi kıyamet günü de, benim halim hakkıda, benim halim hakkıda savolga tutulasız. Akıbeti ise ya cennet boladı, ya da uzak boladı. Ömer ibn Hattab ki Allah'ını esletildi. Ömer ibn Hattab ki Allah esletildi. Kıyamet esletildi, kalbide takvası var adamı makıldı. Kasbiriyle gülgeyi, men bitta sizlar nechta demadi. Shart ustidagi tonini yechib hali kishiga uzatdi. So'ngra yonidagi hamrohiga qarab yur dedi. Ularni Baytul Molga olib bor. Ularni hojatlarini ravo qilaylik dedi. Taqvodorlar shunaqa bo'ladi. Allohdan qo'rqing birodar, bu qilayotgan ishingiz yaxshi emas desa, darro to'xtaydi. Voy, astag'firloh deng. Yaxshi ish qilmayapsiz, Allohdan qo'rqing desa, qalbida taqvosi bor odam to'xtaydi. Agar takvası kuvveti bo'lmaydigan bo'lsa, zayıf bo'lsa, belki takvası yok bo'lsa, boboydek bobola bakır çakırını kılıyordu. Ebu Hanife rahmatullahi aleyh. Takvadar zatlardan. Köşede bir gün ketiyatken de bir adam, ey Ebu Hanife, Allah'dan takva kılın dedi. Ebu Hanife'nin rengi özgürüp gitti. Nemege özgürdü? Allah'tan takva kılıçlik. Allah esletildi. Takva sözü onların kalpleri geçindeyi tasir kılardı. Ama facirler ki, fisk-ı fucurunu özge kesip koyanlar ki, onge Kur'an'ın hemasını oku versin gen, hadis ayeti versin gen, parvası balik.
Bunday fojir odamlar janazada ham bemalol laqillab kulishib turaveradi telefonida. Qabristonga borganda ham bemalol tijoratni gaplashib turaveradi. O'liklarni ko'rib vaz nasihat olishlik o'rniga bemalol kulishib, chaqchaqlashib o'tiraveradi, xuddi somovarda o'tirgandek. Va idza qila lahu taqillah. Agar ularga Allohdan taqvo qiling deyilsa, nima deydi ular? Odamlarni oldida aroqni ichaveradi. Küppü kündüzüde, Ramazan rozası da, oshxonada ovqatlanıp, oturaveradi. Ayolları, kızları yarım yalaç köçede yürgen bosa, parvo qilmaydi. Nima uchun parvo qilmaydi? Alloh taolo onu kalbide, bo'lish kerak bo'lgan takvanı yok bo'lgan. Ha, onu kalbide, fucur ham takva ham bor edi, boshida. Ama fucur yengenlik için Alloh takvanı olib qo'ydi onu kalbide. Alloh taolo aytadi. Ve izâ qîle lehu ittaqillâh. اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولا بئس المآب qachon unga Allohdan qo'rqin deyilsa uni kibru havosi gunohga tortadi yetaklaydi unga jahannam bas kelar na qadar yomon joy u Umar ibn Abdulaziz taqvodor zotlardan xulofoi roshidlarning 5-si deyilgan janoza namozini odamlar bilan o'qidi qabristonga keldi o'tirdi Ve kabirlerden birini aldı oturarken kabirden soradı. Ey kabir, habiblerimizden ne makıldın? Aziz ve horlardan ne makıldın? Dünyada insan aziz bo'lgandir, hor bo'lgandir, odamlar oldi da. Ama kabirge kirgandagi azizligi azizlik, horligi horlik bo'ladi. Qaraylar da, kabirde osti bir xil. Ya boy odamni ipekka o'rab, lahadini ham kafil qilib ko'mganini ko'rganmisizlar? Kambag'al ham o'sha surib yoriladi. Boy ham o'sha surib yoriladi. Ustiga bir xil turpoq tortiladi. Qabrining razmeri ham bir xil bo'ladi. Yer ustidagi hashamat tiriklar uchun. Ha, mana shu qabristonga kiradida, hozir aytib o'tganimizdek, bemalol kulishib, gaplashib o'tiraveradi. Birodarlar, qabristonga borganda qalbida taqvosi bor odam mahzun bo'lib qolish kerak. Qarang, 17 ga kirib olibdi bittasi, bittasi 71 ga kirib olibdi. Bittasi 18 ga kirib olibdi, bittasi 81 ga kirib olibdi. Lekin hammasi nima bo'libdi? Kepti shu yerga. Juda ham yuragimiz siqilib ketsa, hayotdan siqilib ketsa, qabristonga boraylik. Juda ham xunab, terimizga siqmay, hamma yog'imiz gullab, quturib ketayotgan bo'lsak ham, qabristonga bir borib qo'yaylik. Fa innaha tuzakkirukumul oxira deganlar Rasululloh. Qabristonlarni ziyorat qilinglar, zero u sizlarga oxiratni eslatadi. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Albatta taqvodor zotlar jannatlarda va daryolar ustida bo'lurlar. Ammo ana bu fojirlarchi. Yuzlari qorayan bo'ladi, ustlariga g'ubor bosgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kullu ummati muafa illal mujahirun. Kullu ummati muafa illal mujahirun. Meni ummatimni hammasi avf qilingan. Faqat mujohirlari. Mujohir kim? Qo'rqmasdan gunohni qilaveradigan, qilib turib uyalmaydigan, gunohni qilib turib maqtanadigan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan, ulug' muhaddislardan. Ayrim tobiyinlar bilan o'tirib, ularga qarab shunday dedi. Sizlar shunaqa amallarni qilasizlar. Sizlarning nazaringizda u amal nihoyatda bir yengil. Sochni tolasidan ham yengil deb hisoblaysizlar. Sizlar uchun hech narsa emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida ana shu amallarni gunohi kabira deb bilar edik. Tobiyinlar davri qanaqa davr u? Bizning davri qanaqa davr? Tobiyinlar kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini qo'lida tarbiya topgan insonlar. Shular qilgan ishlarni yengil deb sanaganlarini Anas ibn Malik gunoh kabira der edi Rasululloh davrida deydi. Agar Anas ibn Malik bizning zamonimizni ko'rganda nima derdi ekan? Ko'ring, bu taqvodor zotni. Odamlarning ko'zida kichkina bo'lgan gunohni gunoh kabira deb bilyapti. Fojir odam taqvodor odam. Bu ikkalasi teng bo'ladimi? Fojir odam gunoh kabira qilsa ham, odamlar buni haromligini aytsa ham, nima bo'pti deydi.
Ne mi yaptı dedi. İçsem özüm hiç pulum geçi yapman dedi. Kamaran etsem özüm o pulum ütölü yapman dedi. Buna kadar adamlar ki svitaforda kızını ki şov atı ötüp etken payıda haram iş kıldıyız burada. Burada canı ki tecavüz kıldıyız. Burada hakkını yediyiz desene ne dedi? Ne dedi? Ha türsen tur orasan da dedi. Hemen ötü yaptı ya dedi. Vay birader, kızılge yürüp, burada uğrup, öldürüp koysayız, kastan adam öldürgen bulasız. Köpeği demem bunu, oğul, kızılgeyi anık doktayımız. Hazır zenge oraya gelirken de ihtiyat oluş gereği hazır. Facir adam, kalbi fisk fücülge tolgen adamge, günahını esletsin, parı vakı mıydı? Ne mi oldu dedi? Ayta aradı karakere dedi. Bala aradı dedi. Memlen ne işin var dedi, bar işini kıl dedi. Ne mi ki bunu dediydi? Kalbida fujur yengan buni. Kalbida taqvo qolmagan. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bir gunohni qilib qo'ygan kishi haqida shunday deydi. Mu'min banda qilib qo'ygan gunohini xuddi uning ustiga tushib ketishi mumkin bo'lgan ulkan tog'dek biladi. Ya'ni bir gunohni qilib qo'ydi, bugun ertaga jazosi kelib qolishi mumkin. Bugun ertaga boshiga shuni kasofat uradigan xavotirda turadi. Adam balası var ki hata kıladı. Mu'minim, kafirim. Ama mu'min günah koysa bana şimdi havatır bile duradı. Mu'min bile facir mi farkı? Mu'min günah koyadı da bir gün mü etteme cezası geledi deydi. Şu günahını ölçülüşü için köy başka sahabı amellerini kıladı. İhtimal bana şu kıpoyken bitti günahını, bitti günahını kıyken ömrünü ahir geçe isten çıkarmaydı. Var mı şunaki günahlarımız buradalar? Hiççem ünütamıyımız. Bu şunday günah ki siz bilasiz Rabbiz biladi. Var mı şunday günahınız? Facir çi? Facir kıyan günahını burnuna koyan paşaya okşatadı. Burnuna paşa kondu mu diye kısa üçüp getirdi. Kim bu adam paşanı esledi mi? Eslemiydi. Hud düşünce oşa gendik facir günahını kıladı. Lekin eslemiydi. Adam öldürgendir. Katılık kıyandır. Ota onasi oh bo'lgandir, birodi haqqini yegandir. Taqvo ahli bilan fujur ahlining farqi shunday bo'ladi. Ato ibn Yasor solih taqvodor insonlardan edi. U Makka Mukarramaga umra qilishlikka yo'lga tushdi, Madina Munavvaradan. Yo'lda hamrohlar bilan dam olgani to'xtashdi. Quyoshdan saqlanishlik uchun ato bir g'orga kirib, shu yerga otib dam olmoqchi bo'ldi. Az gün yatkendiden ki bir yaş ayol koylarını haydab ötüp aldı da salam belip gargı kirdi. Ata ibn Yasar Ali geldi. Ayol Ata'ya özüne teklif kıldı. Hiç kim yok. Gardı içi de yaş yigit, güzel ayol özüne teklif kıldırıp da hiç kim yok. Fakat Allah görüp durup da. Ata ibn Yasar yığılıp yubardı. Ayolunca sen gene mi buldu? Yığısı yine küçüğüydü. Senga nima bo'ldi? Yana yig'ilaverdi. So'ng ato aytdi: "Ey Allohning cho'risi, Alloh azza va jalla sen bilan menga qarab turganligini bilaman. Allohning huzurida qiyomat kunida sen bilan meni holim nima bo'lishligini o'ylab turib yig'ladim. Qanday qilib shu ishga jur'at qilding? Qanday qilib o'zingni taklif qilding? Allohning huzurida nima deysan?" Ato yig'lashda davom etdi. Ayol yupatishga turdi. Keyin o'zi ham atoga qo'shilib yig'lay boshladi. Ato ibn Yasar unga qiyomatni eslatdi, o'zi yig'ladi. Keyin ayol meni haqimga duo qil dedi. Atoning holidan ibratlandi. Keyin qo'ylarni haydab chiqib ketdi. Fitnadan omonda qoldi. Alloh saqladi. Undan 5 kun bo'ldi chiqqaniga, 6 kun bo'ldi chiqqaniga, ayolidan uzoq nafs xohlab turibdi. Ayol yosh, chiroyli, o'zi xohlab taklif qilib turibdi. Şu holat zinodan imtihon deyiladi. Sizdan faqat rozilik talab qilinyapti, xo'p desiz, hamma yo'l muhoyo turibdi. Shunda zinodan imtihon deyiladi. Ato g'ordan chiqdi, hech kim indamadi bo'lgan ishni, Makkaga qarab ravona bo'ldi. Makka mukarramaga yetib kelib, umrasini ado qildi. Tavof qilar ekan charchab Ka'bani oldi yotib uxlab qoldi. Tush ko'rdi. Tushida Yusuf alayhissalomni ko'rdi. Ato tushida Yusuf alayhissalomga aytayapti: "Ey Allohning nabiysi, Qur'ondagi sizni qissangiz ne kadar ajib. Azizning ayoli bilan bo'lgan qissangiz ne kadar ulug' dedi.
Yusuf aleyhisselam cevap verip, bundan ham acibrağ narsani bilishni istaysan mı? Ato, bundan ham acibrağ nima bor? Yusuf aleyhisselam aytdi, g'orda seni ayol bilan tutgan ishing dedi. Ato cho'chib uyg'onib ketdi. Bu tushini hiç kimga aytmadi. Faqat o'limi arafasida, o'limi yaqin tushini aytib berdi. Alloh taolo saqladi bu bandani, birodarlar. Nima uchun? Qalbida taqvo bor edi. Hasan Basri rahmatullohi alayhdan so'radilar. Nima uchun fojirlar o'zlarining gunohlarini odamlar oldida gapirib, undan faxrlanib yuradilar? Mana boyagi darsimizni avvalida bergan savolimiz. Nima uchun fojirlar gunohini qilib qo'yib, keyin buni gapirib maqtanib yurishadi? Ehtimol qarang, o'sha fojir gunoh qiluvdi, Alloh bekitib qo'ydi, hech kim bilmadi. Shunga ham qanoatlanmasdan nima qiladi bu? Yana shunday bir odamlar bor, haromga kirib qolmaydi, gunohga kirib qolmaydi deb turib, bir qancha halol narsalardan ittiroq tilib olaveradi. Nimaga fojirlar unday, nimaga taqvodorlar bunday? Hasan Basriyning javobini ko'ring. Chunki ona ular fojirlar, gunohni qo'yib maqtanadiganlar. Alloh taologa xor bo'lgan bandalardir. Shuning uchun ular osiylik qilishadi. Agar ular Alloh azza va jallaga aziz bo'lganlarida, ularni mana shu gunohni qilishidan Allohni o'zi saqlagan bo'lar edi. Ato ibn Yasorni zino qilishidan kim saqlabdi? Nima uchun saqlabdi? Allohdan taqvo qilganligi uchun. Ular Alloh taoloning nazdida qadri yo'q bo'lgan kishilar. Shuning uchun Alloh taolo ularni o'zini holiga o'ziga tashab qo'ygan. Mana Yusuf alayhissalom xuddi shu holat. Vazirning ayoli eshiklarni berkitib, bir xonaga qomab, haytalak, men bilan zino qil, beri kel dedi. Alloh taolo saqladi Yusuf alayhissalomni. Qur'onda nima dedi bu haqida? Astaydu billah. Kadalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin. Undan Yusufdan yomonlik va buzuqlikni chetlatish uchun mana shunday qildik. Ya'ni o'zimiz uni saqladik. Yusuf alayhissalomni Alloh saqlamaganida Alloh biladi nima bo'lar edi. Zero u pokiza, muxlis bandalarimizdan. Bizda taqvo bo'lsa, xolis bo'lsak, Allohga duo qilsa, shu gunohlardan o'zi nima qiladi? Saqlaydi. Demak, kim qilib qo'ygan gunohini Alloh yashirib turgan bo'lsa, odamlar ko'rmagan bo'lsa, yana maqtanib faxrlanib odamlar ichida gapirib yurar ekan, demak, Alloh uchun bu xor bo'lgan, haqir bo'lgan odam. Gunohi bilan maqtanyaptimi? Haqir odam ekan deb qo'yavering. U uchun jon kuyturmang. Fuzayl ibn Niyoz ulug' tobiinlardan, ulug' olimlardan, faqihlardan. Qarib qolgan paytida xalifa har bitta faqihga 10,000 dirhamdan, 10,000 dirhamdan pul tarqatdi. Ko'pchilik olimlar, faqihlar xalifaning hadiyasini qabul qildi. Fuzayl esa olmadi. Qarang, muboh. Xalifa hadiya beryapti. O'zini ummatni ishiga sarf qilgan, umrini ummatni ishiga sarf qilgan olimlar, faqihlarga xalifaning hadiyasi. Olishlik muboh, ammo olmadi. Halol, ammo olmadi. O'g'illar kelib, "Ey ota, nimaga olmadingiz? Boshqalar oldi-yu, falonchi falonchilar oldi. Siz ulardan ko'ra muhtojroq edingiz shu pulga." Fuzayl o'g'illarga nima deb javob berdi? "Ey bolalarim, men bilan sizlarning misolingiz bir qavmning misoliga o'xshaydi. Ularning bir sigiri bor edi. U ularga yerlarini haydab berar edi. Sigir qarib qolganida esa uni so'yib go'shtini yeyishdi. Ya'ni yoshligimda sizlarga sarf-harajat qildim o'sha yer haydaganda ha. Endi qarib qolganimda xalifaning pulini oldib, so'yib go'shtini yeyishni xohlaysizlarmi?" dedi. Tushunarli bo'ldimi? Shu kungacha olmaganman. Shu kungacha ta'ma ham qilmayapti. Xalifa shunday beryapti, evaziga bir narsa talab qilmayapti ham. Shu kungacha shunday bir taqvo bilan yashaganman, qo'lim pok, buni bu yog'iga meni majbur qilmanglar. O'layotganimda foydalanib qolmanglar meni o'limimdan dedi. Taqvodor qalb egalari birodarlar, ularni qilgan ishlarini hamma ham tushuna olmaydi. Aso bo'la olmasmidi? Bo'la olardi. Lekin taqvo qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kunlarda birida bir bog'da o'tirar ekan, daraxtdagi bir qushga ko'zi tushib qoldi. Hali qush bir shoxdan ikkinchi shoxga qo'nadi, mevadan cho'qiydi,
Yana shohga qo'nadi, mevani cho'qiydi. Haligi qushni ko'rib Abu Bakr Siddiq yig'lab yubordi. Nimaga yig'layapsiz? Mana bu qush xohlagan shohiga o'tiradi, xohlagan mevasidan yeydi, keyin o'ladi. Ammo unga na hisob kitob yo'q va na jazo ham yo'q. Qaniydi shu qushchaga o'xshaysan? Qaniydi shu qushchaga o'xshasan? Kim edi bu kishi? Asharay mubasharamidi? Ummatni eng afzal kishisimidi? Jannati ekanligini payg'ambarimizdan eshitgan kishimidi? Shu kishi qaniydi shu qushga o'xshasan? Taqvo ahllari, taqvodor insonlar gunohlardan tiyilib, savobda amalda qilib turib, hech qachon g'ururlanmaydi. Gunohlardan tiyilib, savoblarni qilib turib, qo'rqib yashaydi. Xuddi shu vaqtda o'zida fojilar buni teskarisi. Gunoh ma'siyatni hammasini qo'rqmasdan qiladi, yana qo'rqmasdan jannatdan umidi bo'ladi ularni. Astagfirullah. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Dersimizin nihoyasi. Kambag'al bechoralarga bergan sadaqalarini qiyomat kunida hisob kitob uchun parvardigorga qaytguvchi ekanlaridan dillari qo'rqib turgan holda beradigan kishilar. Ular savobli amalni qilishadi, qabul bo'lmay qolishdan xavotir bilan yashashadi. Shuning uchun birodarlar, biz o'zimizni tutayotgan ro'zamiz, o'qiyotgan namozimiz, tilovat qilayotgan Qur'onlarimiz bilan g'ururlanmaylik. Gunoh qilmayotganligimiz bilan kekkaymaylik. Chunki bu amallarni hali Allohning huzurida qabul bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi aniqlashlik kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rgan taqvo egalari bo'lgan bandalardan qilishligini so'raymiz. Fojir va fosiqlardan bo'lishidan panoh tilaymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.